Her Şey Burada kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere günümüzde çoğu insanın vazgeçilmezi olan bir maddenin keşfini anlatacağım. Bu madde tahmin ettiğiniz gibi sigara. İçinde nikotin haricinde 6000'den fazla vücuda zararlı madde bulunan, 24'ten fazla hastalığa neden olan sigara tam 4000 yıldır insanlığın başına musallat. Bir Maya yerlisi tarafından tesadüfen keşfedilen, bir dönem zenginliğinin göstergesi olan, sonrasında seri üretimle halka inen sigara, hastalıkların ve erken ölümlerin ana nedeni olduğu kuşkusuz göz önünde. Kızılderililerde barış çubuğu olarak karşımıza çıkan, Red Kit'in ağzından düşmeyen 2. Dünya Savaşı sırasında efkar dağıtmaları için askerlere gönderilen sigara ciddi derecede kanser riski de taşıyordu. Sigaranın keşfi ise şöyledir. Günümüzde 4000 yıl kadar önce köyünün çevresinde dolaşmaya çıkmış bir Maya yerlisi büyük sarı yapraklardan oluşan hoş kokulu bir bitkiye rastlar. Bu koca yaprakların ne işe yarayacağını tam kestiremeyen adam evdeki karısının işine yarayacağını düşünerek yanına alır. Fakat yapraklar kadının hiç işine yaramaz ve o sırada yanmakta olan ateşe atıverir. Ondan sonra ev ahalisi hayli neşeli olur ve rahatlar. Böylece Orta Amerika'da tütün kullanımı keşfedilmiş olur. Tütün Orta Amerika'dan sonra Kuzey Amerika'da Kızılderililer tarafından kullanılmaya başlandı. Maalesef insanlar zehirlemekten başka hiçbir işe yaramadı ve Kızılderililer bu soykırımın kurbanı oldular. Bugün Amerika ve Kanada'da kalan pek az Kızılderili ne yazık ki fakirlik içinde soyunu sürdürmeye çalışıyor. Amerika'dan sonra Avrupa'ya ve diğer bölgelere yayılan tütün ekilmeye ve üretilmeye başlandı. Başlangıçta tütün buruna çekilerek, yakılarak ve tütün yapraklarından yapılan sakızlarla tüketildi. Avrupalılar ise puro, pipo, enfiye ve sakız halinde tükettiler. Osmanlılar ise tütünün ne kadar keyif verici bir şey olduğunu 17. yüzyılda Venedik ve Cenova'lı denizcilerden öğrendiler. Tütün kullanımını kıvrak zekalarıyla çabucak aştılar ve ince bir kağıt arasına kıyılmış tütün koyarak keyifle tüttürmeye başladılar. Böylece bugün tüketilen sigaraya dönüşecek adımları da atmış oldular. Sigara başlangıçta bir prestij göstergesi olarak tüketiliyordu. İlk dönemlerde az miktarda bulunabildiğinden dolayı pahalıydı. Elde tutması, çakmakla yakması, kısaca karizması sayesinde toplumda bir zenginlik ve ayrıcalık göstergesi haline gelmişti. Ancak 1880'lerden sonra fabrikaların yaptığı seri üretimle birlikte sigaranın tüketimi arttı. 1. Dünya Savaşı'nda cephedeki askerlere tütün yollama kampanyaları düzenlendi. 1920'li yıllarda tüm dünyada sigara kullanımı doruğa ulaştı. Dünyada sigara kullanımı anti-sigara kampanyaları sayesinde giderek azalmaktadır. Maalesef ülkemizde erkek nüfusundaki sigara kullanımı dünya ortalamasının üstündedir ve bu oran kadınlarda da giderek artmaktadır. Batılı ülkelerde sigara kullanımı eğitim ve sosyo-kültürel düzey yükseldikçe azalmaktayken ülkemizde ise bu durumun tam tersi yaşanmaktadır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone ol butonuna basmayı unutmayınız.